İstanbul Emekli Müftü Yardımcısı sevgili Yusuf Kavaklı Hocam'la birlikte günlerin en güzelinden size merhaba diyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Hamdolsun Mevla'ya. İyiyim. Bugüne çıktık ya cumaya. Değil mi? Tabii elhamdülillah. Yeni güne kavuşturana şükürler olsun. Şükür olsun. Hamdolsun. Tabii. Sevgili seyircilerimiz derdiniz ne bilmiyoruz ama derdi veren Allah'ın dermanı bir yerlerde beraber gizli vermiştir, tuttuğunu evet. Bilerek yeni güne kucak açıyoruz. Hadi bugüne bir şans verin. Üzgün başlamış olabilirsiniz. Yüzlerce derdiniz olabilir. Derdimle nasıl başa çıkacağım diye olabilirsiniz. Ama şu imanla başlıyoruz. Derdi veren Allah bir yerlerde dermanı bizim için gizli Amen tutuyor. Nevesim, Yusuf evet. Kavaklı Hocam bugün bir cuma duası yapacak bize. İnşallah. Ağzımızın tadı, soframızın bereketi, evimizin huzuru için. İnşallah. Kim ne istiyorsa yazsın bana. Hepimiz cuma duasına katılalım. Birbirimize haber verelim. Kimin kime duasının tutacağı kabul belli olur tabii. Mu? Ay bugün konuşamıyorum. Ne oldu bana? Sabah sabah tabii. Sabah sabah. Nasılsın evet. Hocam? İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Mektubumu hemen getirmişim. Alıyorum. Gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden derleyerek hocam her gün her programda bir hikaye getiriyor bize. Yine bugün hikayesiyle gelmiş. Az sonra bu hikayeyi de sizinle paylaşacağım. Müftü ile kasabın hikayesi. Hı. Sorularla başlıyorum. Başlayalım sorularla da. Cuma duası için herkes birbirine haber versin rica ediyorum. Geçen hafta, evvelki hafta eşi vefat eden bir ahbabım vardı ya Belçika'da. Evet hocam. O bugün özel mesaj yazmış. Sevgili hocam, o döndü Belçika'ya. Tabii ev boş, yenge yok. Ah. Diyor ki sevgili seyircilerine selam söyle. Hayattayken birbirlerinin kıymetini bilsinler. Aa. O kadar. Bilir bilmez bilmem. Evet buyur. Seni dinliyorum kızım. Güzel bir mesaj verdiniz hocam. Hayattayken evet. Birilerinin kıymetini bilmek tabii. Lazım. Tabii. Öldü gitti bitti kızım. Yok bir şey. Ne zaman gelecek? Yok gelmeyecek. Ben ne zaman göreceğim? O da belli değil. Efendim. Allah cennette buluştursun diyoruz. Başka Amin. Bir şey demiyoruz. O kadar. Evet. Ay canım hocam ya sizi evet. O kadar seviyorum ki. İşte, hiç üzülmenize kıyamıyorum. Ne kadar duygusal olduğunuzu da biliyorum. Gerçekten şu hayatta dünya bir gün o da bugündür lafından yola çıkarak. Değmez be kızım değmez tabii ya. Küs olduğunuz biri varsa hadi arayın onu. Evet. Eşinizle dargın mısınız lütfen sarılın kucaklaşın. Yarına ne olacağımız belli değil. Kimin neyle mücadele edeceği belli değil. Ve ne olur yaşamı kabusa dönüştürmeyin. Hocam çok güzel bir mesajla başladı. Ayrılar barışsın, dargınlar kavuşsun evet. İnşallah. Hocam sorularla başlıyorum. Başlayalım Instagram, bakalım. Bismillah. Twitter, Nur Viral bize ulaşmak isteyenler hemen sosyal medya hesaplarımızdan evet. Bize yazabilirsiniz. Bu Instagram hesabım. Geçen haftaki sorularına cevap verdim ama Salı gününün sorularını da sizin o resminizin altına yazmışlar. Evet hocam. Oraya gelince onu. Ben duruyorum. Evet. Yeni evet. Fotoğraf paylaşmamıştım. Bundan sonra sizin programlarda yeni evet, paylaşmaya tamam. Özen gösteririm. Evet, ilk sorumuz gelsin bakalım. Bismillah. Kıymetli hocam, hayırlı cumalar diliyorum ve Amin her ya. Cuma sizi büyük bir keyifle takip ediyorum. Allah Nur Hanım'a da olsun. Sevgiler demiş. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Kocama dün boyun devrilsin inşallah dedim. Kocam, boyun devrilsin. Boyun devrilsin. He. Hani derler ya hocam. Tabi bu Anadolu'da bir tabirdir. Evet. Kocam diyor Allah göstermesin yakın zamanda vefat ederse ahirette bunun cezası olur mu? Çok pişmanım onu dediğim için sizin az önceki lafınıza geldi. Şimdi sevgili seyircilerimize daha baştan söyledik. Hayatta iken birbirinizin kıymetini bilin. Tek geldik dünyaya, tek kalacağız dünyada. Aynen. Tabii tek kalacağız. Ve ne zaman buluşacağımız da belli değil. Öyleyse birbirinin kıymetini bilin. Kocasına dedi ki boyun devrilsin. Ve o anda devrildi oraya diyelim. Farz edelim. Mümkün değil de. Allah çünkü göstermesin. Allah her insana bir ömür biçmiş. Ömür biçmiş. O ömrü yaşamadan hani ayet diyor ya, ne bir saniye evvel alırız ne de bir saniye sonra teyir etmeyiz diyor Allah. Vakti saati geldiğinde o iş biter. Bana mesaj yazmış bir hanımefendi. Çeşitli şeyler soruyor da en sonunda da diyor ki yani hanımlar aylık hastalıklarındayken ölürler mi? Vallahi ölüm Allah'ın emri ne zaman geleceği belli olmaz. Ha ölürse ne olur? Ölürse olsun, o hastalıktan
Biz sorumlu değiliz. Saygıdeğer seyircilerim zannediyor ki hanım hasta oldu, aylık hastalık oldu. Efendim her şey bitti ya. Yediğini pişirdiğini yiyorsun. Serdiğinde yatıyorsun. Ütülediğini giyiyorsun. Beraber oturuyorsun. Hiçbir şey yok. Ha, o manevi bir haldir. Manevi hal olunca o da hanımın elinde olan bir şey değildir. O da Allah'tan neticede, değil mi hocam yani? Onun için saygıdeğer seyircilerimiz hayattayken birbirlerinin kıymetini bilsinler. Yani baştan söylüyorsun ya sen dua yapacağız diye. Kimin evet. kime yaptığı duanın kabul olacağı belli olmaz. Aminna. Dua eceli beriye getirir mi? Hayır. Getirmiş. Geriye götürür mü? Hayır. Ama farz edelim ki ölüm anına denk geldi, sen söyledin mi öldü. Oraya düşüverdi. Hadi ne yapacaksın? Söyle, yap bakayım hadi. Vicdan azabı. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Onun için de yani vicdan azabı çekeceğimiz şeyleri Peygamberimiz öyle diyor. Pişman olacağınız şeyleri söylemeyin diyor. Pişman olacağınız şeyleri i̇şte söylemeyin. İşte insan hırsla oturup zararla kalkıyor. Yani o tabii an canım hırslanıyorsun, ağzına her geleni söylüyorsun ama hani, ya gerçekten değmeyecek bir tabii, dünyada yaşıyorsun. Tam söyleyebilir miyim bilmiyorum da sinir gelir, efendim şey kızarır derler, yüz kızarır. Efendim sinir geçtikten sonra insan utanır mı derler. Öyle bir söz var. Sinir, hani şeyle nedir o? Sinirle kalkan zararla hırsla oturur. Hırsla kalkan zararla oturur. Doğru. Evet buyur. Kıymetli hocam, karım maalesef beni para olarak görüyor demiş. Para makinesi olarak. Bir erkek olarak şu evde hiçbir hükmüm yok. Sadece ya, beni gördüğü zaman para soruyor. Ne bir günaydın diyor, ne bir iyi geceler diliyor. Ne önüme iki kap yemek koyuyor. Hocam. Bu ne ya? Niye evlenmişler? Çok özür dilerim. Soruya değil, hocamın tepkisine güldüm. Niye? Tabii ya niye? Ama hakikaten yazık. Adamcağıza yazık ya. Niye evlenmişler ki? Ha para... Şimdi bazıları böyle. Bu huydur kızım. Huy canın altındadır demiş atalarımız. Can çıkmadan huy çıkmaz. 12 yıllık evliyiz. Daha bir gün bana kahvaltı hazırladığını görmedim diyor. Vallahi iyi bir erkekmiş. İyi bir erkekmiş. Onu zapt etmiş bugüne kadar. Yani kimse bir şey demiyorum ama iyi bir erkekmiş. Efendim sabırlı bir adammış. Sabırlı hani dün o polislere o kadar acıdım ki evvelki gün. Hani motosikletle geldi de maske sordular, maske yok. Nüfus cüzdanına sordular. Efendim vermek istemiyor. Evet, biz evet. bunu alırız dedi polisler. Efendim yani o anda ben televizyonun başında kahroldum böyle. Böyle kahroldum. Sonradan bana telefon verin. Telefon veren dedi de meğer şoförmüş o da bir yerde. Şoförü küçük gördüğümden değil. Ha şimdi devlet bir emir vermiş. Demiş ki bak bunu her cuma tekrar ediyor. Demiş ki kardeşim bak bu virüs denilen bela çoğalmaya başladı. Bunun çoğalmasının sebebi maske, mesafe ve hijyen. Bunun üçüne riayet etmediğiniz için bu iş böyle oluyor. Devlet bangır bangır bağırıyor. Yahu Allah aşkına ya. Bu kadar mesuliyetsiz, bu kadar sorumsuz adamlar. Koca olsa ne olur, kadın olsa ne olur bakın. Hocam bu sorudan buraya nasıl geldiniz? Bu sorudan buraya geliyorum işte. Yani şu adamcağıza kahvaltı hazırlamayan kadın ne olur ne olur ondan. Ne köy olur ne kasaba be kızım. Adam yine sabırlı adammış da 12 sene muhafaza etmiş nasıl onu. Nasıl olur ya 12 yıldır insan tabii. kocasına... Bir kahvaltı hazırlamaz mı? Ya şimdi yeri geldiği zaman da kocanın aleyhinde konuşur. Yeri geldiği zaman da annesini, babasını, kocasının aleyhinde kışkırtır. Ondan sonra da ne olur kızım? Ondan sonra da burası al yukarı parçalarını biter gider. Evet. Eşimin diyor ben de sadece muhabbeti para konusunda. Başka hiçbir şey hakkında konuşmuyoruz diyor. O tip hanımlar vardır. O bir hastalıktır. O tip hanımlardan benim de tanıdıklarım vardır. Peki bu da vebal, bu da günah değil mi? Günah tabii canım. Ya adam sabahleyin işe gitmiş kızım. Akşama kadar uğraşmış, didinmiş. Allah herkese bir rızık vermiş kızım. O rızık akşama kadar devşireceksin. Akşama kadar ne alabildinse onunla evine döneceksin. Vay az getirdin çok. Ya Allah bunu takdir etti. Bunu takdir etti Allah bunu. İki sene evvel bir hikaye anlattık.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın tabii Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyla hanımının hikayesini anlattık. Hazreti İbrahim biliyorsun oğlu İsmail'i bir çöle bıraktı annesiyle birlikte. Çöle çekti gitti. Hazreti Hacer seslendi. Bu hiç kimsenin olmadığı yere bizi sen Allah için mi bırakıyorsun? Allah'ın emri olduğu için mi bırakıyorsun? Evet dedi. O zaman bizim boynumuz kıldan ince. Gittiler uzun hikaye. Neticede seneler sonra İbrahim Aleyhisselam İsmail'i ziyareti geldi. Bu Sahih-i Buhari dediğimiz kuvvetli hadis kitaplarına geçer bu. Efendim selamun aleyküm dedi. O hanım bir karış suratla, hani suratı sirke satıyor derler ya, efendim ve aleyküm selam dedi. Nerede İsmail dedi. O esti, yağdı, gürledi. Kocasının aleyhine bir dünya laf söyledi. Ya bu gelen kim? İn mi? Cin mi? Niye kocam hakkında laf söylüyorum demedi kadın. İşte gitti dedi. Şimdi bir lokma et, bir yudum süt bulursa getirecek yiyeceğiz. Yoksa aç kalacağız filan. Bir söylem. Neticede İbrahim Aleyhisselam ayrıldı oradan. Canı da kız sıkıldı. Dedi ki kızım kocana selam söyle. Evinin eşiğini değiştirsin dedi. Eşik. Eşikleri atlamadan odaya giremezsin. Tamam mı? Eşik çok önemli. Neticede İbrahim, İsmail döndü geldi akşam. Kokudan hissetti be kızım. Yakup Aleyhisselam oğlunun gömleğini alır, onu koklardı. Tamam mı kızım? Askere giden oğlunun gömleğini, pijamasını, iç çamaşırını anneler saklarlar. Oh. Gizli gizli koklayıp alırlar. Annelik başka bir şey be kızım. Başka bir şey. Herkese nasip olmayan bir şeydi bu annelik. Neticede İbrahim Aleyhisselam evden içeriye girince babasının kokusundan hissetti geldiğini. Ama ona bir şey demedi. Hanım ne var ne yok? Yanımda bir şey yok dedi. Biri mi geldi bize dedi. Evet biri geldi dedi. Kimdi? Ne bileyim dedi, bir ihtiyar adam geldi dedi. Ne sordu dedi. O bana sordu nereye gitti diye. Ben de anlattım dedi, işte böyle gitti. Bulursa bir lokma et, bir yudum süt getirecek, yoksa acımızdan öleceğiz bile. Sonra ne dedi dedi, sordu. Sonra giderken ne dedi? Giderken dedi ki selam söyle İsmail'e, evinin eşiğini değiştirsin. Bu ibretlik bir derstir. Şöyle İsmail Aleyhisselam bir nefes aldı. Sen de bir nefes al. Dedi ki hanım o kimdi biliyor musun? O benim babamdı. Allah'ın peygamberiydi. Seninle beni ziyarete geldi. Aynı zamanda da imtihana geldi. Ama sen imtihanı kaybettin dedi. Ve seni boşamamı istiyor dedi. Bak kibarlığı görüyor musun? Evinin eşiğini değiştirdi. Eşik ne kadar önemli? Hanımı o kadar önemli. Ama böyle kahvaltı hazırlamayan değil. Tamam mı kızım? Neticede İbrahim Aleyhisselam yeniden evlendi. 3-5 sene sonra İbrahim peygamber yeniden geldi. Selamına. Oo! Ve aleyküm selam. Seni Allah gönderdi. Tanrı misafirisin sen. Hele şöyle otur buyur. Hemen bir sofra çıkardı ona. Mevcut ne varsa. İbrahim Aleyhisselam sordu. Kızım nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Dedi ki efendim beyim gitti. Bir lokma ekmeği Allah takdir etmişse bir lokma eti. Efendim bir yudum sütü takdir etmişse alacak getirecek yiyeceğiz. Eğer takdir etmemişse Mevla şükredip yatacağız dedi. Aynen öyle. Ve o yemek önüne konulanları yedi İbrahim Aleyhisselam ve orada bir dua etti. Hanım da o duaya amin dedi. Gökteki melekler de amin dedi. Gökteki melekler de. Efendim neticede ayrılıp giderken dedi ki İsmail'e selamımı söyle, evinin eşiğine sahip çıksın. Evin eşiğine sahip çıksın. Neticede döndü geldi, gözüme bakma. Neticede döndü geldi efendim. Gene anladı oraya babacığının geldiğini ama hanıma bir şey sormadı. Ne oldu, bir şey mi vardı dedi. Hanım ne var ne yok. Vallahi dedi bir pir-i fani geldi. Onu buyu ettim. Evde ne varsa önüne çıkardım. Yedik içtik. Ama bir dua etti ki, bir dua etti ki keşke burada olsaydın da sen de amin deseydin dedi. Onun için işte Arabistan'da et ve süt çok boldur. Et ve süt
çok boldur. Gitmeyenler Allah gitmeyi nasip etsin oralara. Efendim neticede İbrahim Aleyhisselam giderken dedi ki kızım İsmail'e selam söyle evinin eşiğine sahip çıksın. Tamam mı kızım? Böyle kahvaltı hazırlamayan hanımlara değil. O zaman Hüseyin'cim sadece ekrana hocamı ver tamam kalsın hocam böyle. Tabii. Şimdi hocam ekrana bakın siz. Ekrana bakın. Ekranda. Şimdi bütün hanımlara söylüyorum. Bütün hanımlara söylüyorum. Kocanıza kahvaltı hazırlamayacaksanız, yatağını sermeyeceksiniz, elbisesini ütülemeyecekseniz, hep para soracaksanız yarın öbürsü gün yeter be deyince atasözüdür eşeğin canı yanınca atı geçer derler. Yarın kapının önüne koyduğunda eyvah dersiniz iş işten geçer. Onun için bakın sabahleyin daha Bismillah dedik. Brüksel'deki ahbabımın mesajını söyledim. Ne diyor? Hocam seyircilerine selam söyle birbirlerinin kıymetini bilsinler diyor. Lütfen birbirinizin kıymetini bilin. Herkes üzerine düşen görevi yapsın. Beyninizi fazla sıkıştırmayın. Hanımınıza fazla tahakküm etmeyin. Hanımınızın annesine babasına küfredenlere söylüyorum. Annesine babasına küfredenlere söylüyorum. Annem babam beni sana namusunun bekçisi olarak gönderdi. Anamın ne günahı var? Babamın ne günahı var? Ben utanmaz adam. Hocam be. Ben utanmaz adam. Vallahi dilimiz oldunuz. Onun için yani evlilik kutsal bir müessesedir. O müesseseyi ayakta tutmak zorundayız. İslam'ın en çok değer verdiği müessese evliliktir. Bunu dumura uğrattınız mı? Bunu sıkıntıya soktunuz mu? O zaman geriden gelen neslin vay haline. O neslin gönlüne, gönül tarlasına ahlak, edep, haya, merhamet, şefkat bunları ekecek olan kimdir? Annedir. Kocasına kahvaltı hazırlamayan, kocasını para makinesi olarak gören bir hanımdan bunları nasıl bekleyeceğiz söyler misiniz bana? Yeter bu. Ya bir de dünyanın en güzel şeyidir. Düşünsenize kocanızla bir kahvaltı hazırlıyorsunuz. Evlatlarınızla birlikte aynı masada buluşuyorsunuz. Yani evin aslında yaşanılır kısmı neresi? Mutfağı değil mi hocam? Değil mi? Mutfaktan çıkan o güzel lezzetler, o güzel kokular eve yayılır. O evin yaşanmışlığıdır. O evin bereketidir, huzurudur. Hakikaten bir lafınıza katılmadım sadece. Nedir o? Bir lafınıza katılmadım. Hepsine katılmak zorunda değilsin zaten. Bir lafınıza katılmadım. Sizi kapının önüne koyar dediniz ya. Beni biraz böyle yani biraz da tümlerim diken diken oldu. Tabirdir be kızım. Bir tek ona katılmadım. Tamam. Ama onun haricinde. İlla katıl demiyorum ben de zaten. Hocamın görüşlerine yani evet. Sonsuz katılıyorum. Bak şimdi. Kocasına kahvaltı hazırlamayan kadın. Biz geçen hafta ne yaptık kızım? Eşimle beraber 53. yılımızı bitirdik. 54'e ayak bastık. Ve eşime sordu mu sen? Neyini en çok beğeniyorsun dedim. Söyle bakayım ne dedi? Unuttum hocam. Unuttum tabii. Bir de bana diyorsun hocam. Unuttum ne? Ha, ben dedi her yemekten sonra eşim ellerine sağlık. Doğru. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. Geçmişlerine rahmet olsun diyor. Ben öyle dedim de hanım dedi ki bana yok. Geçmişlerimize rahmet olsun de. Ben bundan böyle hep geçmişlerimize rahmet olsun. Her yemek kahvaltından sonra, öğlen yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra herhangi bir meyve şeyi getirdiği zaman önüme çay kahve getirdiği zaman hep öyle diyorum. Hanımcığım eline sağlık. Hocam size de ikram hiç bitmiyor herhalde. Benim ikram bitmez. Zaten değil ya. Hanım sabahtan akşama kadar garibim bana hizmet ediyor. Mutfaktan çıktı yok. Ama eline sağlık diyorsunuz değil mi? Diyorum tabii. Eline sağlık deniyor yüzlerce erkek var. Ellerin dert görmesin. Allah seni başkasına muhtaç etmesin. Amin. Beni başkasına muhtaç etmesin. Nur Hanım benim duam. Ya Rabbi eşime ve bana sağlık, sıhhat, afiyet ver. Akıl nimetini elimizden alma. Amin. Alzheimer hastalığından bizi uzakta tut. Amin. Çoluk çocuğumuzun rızkına bereket ihsan eyle. Amin. Yavrularımıza zihin açıklığı ver. Yavrularımızın aile saadetini devamlı eyle ya Rabbi diye hep dua ederim. Evet. Kabul olur olmaz içinden... onun işi. Benim işim değil o. Evet, Allah kabul etsin inşallah. Cuma duamız amin var. Bugün az sonra sevgili Yusuf Kavaklı hocam eşliğinde cuma duası yapacağız. Herkesi
dua zincirimize katılmaya davet ediyoruz. İnşallah, inşallah. Herkes birbirine lütfen haber versin. Sadece bizi izlemekte kalmayın. Sevdiklerinize de haber verin. Cuma duasında hep biz birbirimiz için dua edelim. Nur Hanımcığım, Allah'tan bildiğini kuldan saklamak doğru değil derler. O yanlış bir ifade. Doğruluğu var, yanlış olan tarafı da var. Neyse, evet. Kayınvalideme Allah biliyor ya diyor, günahım kadar sevmiyorum. Bana çünkü çok çektirdi. Ama ona iyi davranıyorum sadece mirastan pay almak için. Yok, o da doğru bir şey değil. Bunun diyor dinen bir sakıncası, bir günahı var yani, mı? Biz Allah'a itaat ederiz sevgili Nur. Namaz kılarız, oruç tutarız, zenginsek zekat veririz, sadaka veririz, hacca gideriz. Bunun için yaparız. Sırf kendi menfaatimiz için yaparız. Allah'a ibadet, cennet ümidi ve cehennem korkusuyla yapılmaz diyor akaid kitaplarımız. Bak, Allah'a ibadet, cennet ümidi ve cehennem korkusuyla yapılmaz. Ya Allah emrettiği için yapılır. Allah emrettiği için yapılır. Onun için ibadetlerinizi Allah emrettiği için yapın. Kaynanınızı sevmiyorsanız riyakarlık yapmayın. Münafıklık yapmayın. İçi başka dışı başka olmayın. Mirastan pay alacağım diye kaynananızı sevmiyorsunuz. Niçin sevmiyorsunuz? Dünya menfaati için. Bu nedir bu? Bu iki yüzlülüktür. İki yüzlülük. Bu iki yüzlülük Müslümana yakışmaz. Hele ben Müslümanım diyorsa bir insan, bir kadın, bir erkek, içi neyse dışına odur. Hani Mevlana diyor ya, ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Evet. O kadar. Şimdi bir soru var. Genç bir kardeşimiz, genç bir kızımız. Yusuf Kavaklı hocam, Nur Hanım'ın söylediği gibi Allah biliyor ya, sizi babam gibi seviyorum. Allah razı olsun. Ve hiçbir cuma duanızı kaçırmıyorum. Allah aşkına bana yardım edin diyor. Şu anda ekranın, bu camın diğer arkasında sizi izliyormuş babasıyla. İsmimi de verme Nur ablacığım diyor. Ama babam kendini anlayacaktır. Aşığım, seviyorum. Ve aşık olduğum adamı babam istemiyor. Babam ahirette bunun hesabını verecek mi? Yusuf hocam ne olur bana yardım etsin. Babama bir mesaj göndersin diyor. Şimdi bak kızım, ben yeri geldikçe hep söylüyorum. Yeri geldikçe söylüyorum. Benim anam, nenem, dedem, efendim, dedemin akranları, babamın akranları, annemin akranları, sevgi nedir? Sevgi nedir? Sevmek nedir? Bunlar hiç yaşamadan hayatlarını ay, bitirmiş ne kötü gitmişler. Hocam ya, değil mi? Ne kötü. Ha, hayatlarını böyle bitirmiş gitmişler. Sevgisiz, aşksız, ha, şimdi, muhabbetsiz hayat mı olur? Geçen oturuyoruz bir yerde. Arkadaşlara dedim ki bak, bu hanımla bu erkeği şöyle mümkün olsa da çevirip sorsak mutlaka akrabadır bunlar. Nereden bildin dediler. Dedim ki valla bu kadar çirkin erkeğe bu kadar güzel hanım kolay kolay gelmez. Tövbe estağfurullah. Ya, tabii hocam canım ya. Kolay kolay gelmez tabii ya. Allah Allah. Ne biliyorsun, belki bir müfettiş adamın başka güzelliği vardır. Bak, bir müfettiş arkadaşım, milli eğitimde bir müfettiş arkadaşım, birilerinin tahkikatını yapıyorum dedi. Adam saçlı sakallı filan bir adam. Dedim dedi ya hanıma, sen böyle, o böyle. Nasıl oluyor bu iş? Ya müfettiş bey, şöyle bir bakar mısın dedi, diyor, gözünü göster diyor. Şöyle bir bağır mısın? Bu adamı sevilecek bir taraf var mı? Yok. Peki niye sevdim ben öyleyse? Ha, ben bu adamı sevmedim. Bu adamın cebini sevdim, cebini. Tamam mı kızım? Bu adamın cebinde para olduğunu anladım. Bu adamın cebini sevdim. Şimdi beni cebimle sevme kızım. Yavrucuğum, beni cebimle sevme beyefendi. Beni sırf dünya güzelliğimle sev. Diyor ki bir üstadımız, bir büyüğümüz, sabahleyin işe giderken beyini uğurlayan hanım, bey ben senden çok para kazanmanı istemiyorum ama helal para kazanmanı istiyorum diye uğurlasın onu diyor. Tamam mı kızım? Çok para değil, helal para. Niye? Onun getirdiğini ben de yiyeceğim, onunla beraber ben de sıkıntıya gireceğim. Onun için bu işleri ince işler. Şu dergiyi getirdim hocam, bak. Hocam şimdi bu konuda neye geçtiniz? Ya işte sen ilgi kuramıyorsun. Ben ilgi kuruyorum.
Şimdi bak. Evet. Yani benim şu dergiye bak bak. Şu dergiyi okuyun şuna bak. Ay bir dakika şimdi. Bir dakika. Bana, şuraya bir bakar mısın? Bana şey mi diyorsunuz? Hayır ya. Senin Allah, kafan çalışmıyor. Şuraya bir bakar mısın kızım? Bunu ben böyle okumuşum işte. Satırsa bu bizim Aziz abimiz Ali Rıza efendim Temel Hoca. Bu oturur kendi alemine dalar makaleyi yazar. Ben de her ay zevkle o makaleyi böyle satır satır okurum. Tamam mı kızım? Satır satır. Bu Müslüman millet, Ali Rıza Bey burada da anlatıyor onu. Bu Müslüman millet tarlaya tohum ekerken kızım, ilim mi diploma mı yoksa ilim mi diploma mı yoksa manevi duyguları geliştirmek mi kızım? Manevi duyguları geliştirmek. Hocam ben yine sorumun cevabını alamadım. Dur acele etme be kızım. Öf. Öf. Anan karnında nasıl durdun sen Allah aşkına? Ha. Şimdi bak ben rahmetli dedemden bilirim. Tarlaya buğdayı ekerken şu kuşların hakkı. Ay ödüm patladı. Bu kurtların hakkı diye böyle saçardı rahmetli dedeciğim. Ali Rıza Hoca burada öyle diyor. Rahmetli babam diyor fazla fazla ekerdi. Oğlum bu kurtların ve kuşların hakkıdır derdi diyor. Ekinleri biçerken de orak vaktinde, orak vakti derler ona, kenarda azıcık bir şey biçmezdi. O kalırdı orada. Baban bunu niye biçmiyorsun dediğimizde de, oğlum bu hayvanların hakkıdır. Yahu tarlada hayvanın hakkını düşünen adam ama şehirde kendi menfaatinden başka şeyi düşünmeyen adam. Hangisi adam bunların? Evet hocam çok güzel sosyal mesaj veriyorsunuz ama karşımda şu anda ben ekran başında bizi bekleyen dinleyen genç bir kardeşimiz var. Oraya. Çok birini geldim çok sevmiş. Geldim oraya. Babası vermiyor. Geldim oraya kızım. Şimdi bu babaya sormak lazım. Be hey babacığım araştırdın mı? İnceledin mi? Hangi kusuru var? Hangi ahlaki zafiyeti var ki beni bu sevgiden mahrum ediyorsun? Sevmediğim yemeği benim önüme koyup bunu ye diyeceksin yarın. Ben o yemeği yemeyeceğim. Ben bu yemeği yemek istiyorum. Bizim Müslümanların bir kısmı hala odunumun parası diyor kızım. Bu misaldir o. Tamam mı? Bu bir misaldir. Hala odunumun parası diyor. Sevgi, saygı olmadan evlilik olmaz kızım. Nişanlılık olmaz kızım. Hayat arkadaşlığı olmaz kızım. Tabii. Annenin babanın zoruyla hep evlendiler. Yani seviyorsa ver mi diyorsunuz? Tabii canım seviyorsa araştır ya. Kız diyorsa ki ben bunu seviyorum baba. Araştır kim neci. Sonra de ki kızım. Bak sen bu kadar görüyorsun. Yani 100 metreyi görüyorsun. Ben 300 metreyi 1000 metreyi görüyorum. Ben bunu araştırdım sordum ettim tuttum. Ama bu sana layık değil kızım. Niye şu kusuru var. Hani bir adam... 3 sene evvel o misali verdik biz. Hatırlayacaksın. Kadın evlendi. 2 gün, 3 gün sonraydı. Babasına geldi. Baba boy abdesti almıyor senin damadın dedi. Boy abdesti almıyor. Nasıl olur kızım? Vallahi almıyor dedi. Bahaneyle ziyarete geldi. Selamun aleyküm selam. Sordu. Neticede dedi ki ya damat nasılsın iyiyim dedi. Sen nasıl ben iyiyim. Ya duydum ki sen boy abdesti almıyorsun. Evet almıyorum dedi. Nasıl almazsın ya? Almıyorum dedi ya ben inanmıyorum ki boy abdestine alayım dedi ya. Ya olur mu öyle şey dedi ya. Ya sen bana geldiğinde dedi sordun bana araban var mı? Evin var mı? Maaşın var mı? Yedek gelir ek gelirin var mı diye sordun. Ben bunların hepsine evet dedim. Evet dediğim için kızını bana verdin. Ama bana sormadın dinin var mı? İmanın var mı? İnancın var mı diye bana sormadın. Şimdi de öyle değil mi be kızım? İngilizce, Fransızca, Almanca öğreteyim diye anneler, babalar canları çıkıyor. Ama dini öğreteyim, ahlakı öğreteyim, edebi öğreteyim. Bir de onun için hoca tutayım. Bir de onun için kursa göndereyim diyen kaç kişi var be kızım? Bunlar bizim yaralarımız. Evet. Ondan sonra da işte böyle aşık olduğu halde evlenmeyen, efendim babasının anasının zoruyla bir başkasına giden, mesut olamayan, mutlu olamayan, kahırlı bir evlilik yaşayan, kahırlı bir evlilik. Ne zor. Her yatıp kalktıkça babasına, annesine beddua eden bir evlilik. Tamam mı kızım? Of of. Heh, Allah buyur. Kimsenin başına vermesin. Hocam amin. Soruları biraz daha hızlı cevaplayalım mı? Çok sorumuz var çünkü. Allah başladılar. Evet söyle. Eski kocama sadaka verebilir miyim hocam?
Ya kocama niye sadaka vereyim ben Allah Eski aşkına? kocasına. He? Eski kocasına. Eski ha. Kocasından ayrılmış gitmiş. Kocası fakir düşmüşse durumu iyi ona, değilmiş. Ona sadaka da verir. Hanımefendi zenginse ona zekatını da verir. Veya hanım ayrılmış gitmiş. Efendim bey hanımı yoksul kalmışsa eski hanımı yoksul kalmışsa ona zekat da verir. Sadaka da verebilir artık çünkü nikahından çıkmış. Bakmakla yükümlü olduğu durum ortadan kalkmış. Evet. Kıymetli hocam, kocam her kavga ettiğimizde babasının evine kaçıyor demiş. Koca kaçıyor. Evet hocam. Niye yani rütük olmasın çok söyleyeceğim şeyler var bu tip Niye adamlara. Kocalar kaçamaz mı? He? Kocalar kaçamaz mı? Yani sen evin erkeğisin nereye kaçıyorsun ya? Allah Allah. Adamın yani belki canına tak etmiş o anda. Nur, bu iş böyle yürümez. Her kavga ettikçe, her niza yaptıkça evi terk edip giden erkek erkek değil. Hep hanımefendi gidip babasının evinden alıp getiriyormuş. O kadına da yazık. Ben olsam tövbe getirmem onu. Gittiği gibi gelsin. Gittiği gibi gelsin. Ya. Büyük konuşmayın. Niye büyük konuşmayayım ya Allah çoluğum Allah. Çoluğum çocuğu vardır. Ya benim. Tamam çoluğum çocuğum var. Evi terk eden adam kendi ayağıyla gitmiş. Kendi ayağıyla geri gelsin kızım. Tamam mı? Kendi ayağıyla geri. Çare mi bu? Çare mi? Ya ev içinde kavga olur gürültü olur. Hani geçen dedik ya hikaye falan oluyor. Hazreti Ömer'e adam hanımın şikayeti geldi. Kapıyı dinledi ki Hazreti Ömer'in hanımı. Hazreti Ömer böyle yüksek perdeden bir şeyler söylüyor. Eyvah dedi. Biz bizim hanımdan şikayeti geldik ama Hazreti Ömer'in başı benden daha büyük dertte dedi. Hiç kapıyı vurmadan çekti girsin geriye gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hanımlar bile ufak tefek niza yapmak istemişlerdir kızım. Tamam mı? Onun için nizasız ev olmaz, gürültüsüz ev olmaz, kavgasız ev olmaz, günahsız insan olmaz peygamberlerin dışına. Bir de hocam mesela kavga ve gürültü sırasında bir sonraki soruyla bağdaştıracağım bunu. Kavga ve gürültü sırasında yani olur dediniz ya az önce hani gürültüsüz kavgasız ev olmaz. Hı. Mutlaka evlilik evet. Varsa ufak tartışmalar var. Ama hakaret içerirse yani bir daha o karının bir daha o kocanın suratına nasıl bakacaksın? Eskiler ne demiş kızım? Eskiler ne demiş? Ne demiş? Bakacağın yüze tükürme. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dönüp geleceğin kapıyı çarpıp gitme. Sizin bir yani şöyle söyleyeyim sizden örnek vermeyeyim de. Nasıl benden bir canım ne olacak? Eşiniz size sürekli kuş beyni diyor mesela. Her bana kavga ettiği zaman. Diyecek öyle mi? Tövbe yarabbim tövbe. Allah yazdıysa bulsun. Bak sürekli diyor. Kocama kuş beyni diyorum ama diyor, bunu kötü anlamda söylemiyorum. Olayları algılayamadığı için öyle söylüyorum diyor. Ya. Kuşlara karşı da bir günah işlemek istemiyorum diyor. Burada kurtlar, kuşlara gelene kadar yani kocanıza karşı bir günah işlemiyor musunuz? Kurtlar yani? Kocayınca. Kuş. Bir dakika dur. Kurtlar kocayınca kuşların maskarası olurmuş kızım. Erkekler de bazı erkekler de hanımlarının maskarası oluyorlar böyle. Kuş beyinli. Allah seni almasın. O kuş incecik dala yuva yapıyor. Yuva yapıyor incecik dala. İncecik dala yuva yapan o kuşa o iradeyi veren Allah değil mi? Sabahleyin diyor peygamberimiz karnı burnuna sırtına yapışmış vaziyette çıkar giderler. Akşam karınları dolmuş olarak gelirler. Eğer siz de Allah'a gerçek manada itaat etmiş olsaydınız kuşların karnını doyurduğu gibi sizin de karnınızı doyururdu diyor. Kuş beyni demek kuşa hakaret, kuşa adama değil. O da diyor zaten yani şey diyor. Kuşlara karşı bir günah işliyor muyum diyor. Ha, kuşlar kocaya karşı günah işliyor onu söylemiyor da. Ben işte hocam siz kuşlara karşı günah diyorsunuz. Ya kuş. Kuşlara gelinceye kadar o adama yazık yani. Tabii o, ne demek? O günah adama. Onu soramıyor işte. Hı? Onu bak şimdi kuş beyinli diyor ya. Esas kuş beyinli kendisi. Niye? Kuşlara olan şeyi soruyor da beyim acaba darılır mı? Gücenin mi? Gönlü kırılır mı? Hazreti Mevlana öyle diyor kızım. Can kırılır. Yapıştırırsın birbirini tutar ama iz kalır. Tabii. İz kalır. Tamam mı kızım? İz kalır. İz. Bazen hanım bana söyler. Hatırlıyor musun filan sene şöyle demiştin yahu 50 sene geçmiş be hanım. Tövbe ben unutmam böyle şeyleri de.
50 sene geçmiş. Tabii. Hatırlamıyor yani. Onun için yok. Yazık Şimdi ya. Diğer sorumuz şu. Böyle aşk şarkıları ve duygusal şarkılar dinlediğimizde böyle bir isyan ederiz içimizden. Nereye? İşte batsın bu dünya diye. Battın bu dünya. Dünya batsın derken sen de batıyorsun. Yani işte hocam ben de batayım diye değil de hani öyle içinden gelir o. Siz ayrılık acısı yaşamadığınız için. Kim diyor onu? Aşık olmamışsınız ki siz hiç. Yani illa benim yedi şeyimi aşağı çıkaracak sen güya. Kim diyor aşık olmamışsın diye. Hocam öyle dediniz siz bana, ben size ya sormuştum. Ya ben Allah'ım bir defa yayında. Aşık olmuşum, evlenmişim be kızım. Tamam, daha ne olsun? Hocam o zaman tamam, siz ayrılık acısı yaşamamışsınız. Tabii canım tabii, hemen öyle hop diye oldu bu işler. Orada kal. Orada kal hadi. Demek ki hocam nişanlılık döneminde bir ufak orada tartışma. Kal. Evet. O zaman tamam, bizi anlarsınız o zaman. Ben hep anlıyorum sizi de siz beni anlamıyorsunuz. Siz beni anlamıyorsunuz. Ben size hep anlıyorum da siz beni anlamıyorsunuz. Şimdi hocam, soruyu bir daha getir. Hüseyin bir daha getir şu soruyu. Hocam bir dakika. Bir dakika, soruyu getireceğim. Hüseyin hocamı tam ekran alır mısın? Şimdi bak şimdi eşiniz, gel gitme, eşiniz. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda. Her taraf bu akşam selfie'den boylum. Bu şarkılarla hayatlarını yaşamışlar. Çok güzel. Yüz yüze şarkı görüşmemişler, yaptınız. Konuşmamışlar, el ele tutuşmamışlar. Uzaktan uzağa. Ben hatırlıyorum be kızım. Evde bizim köyümüzde nişanlananları hatırlıyorum ben. Çeşmenin başına gidecek de öbür adam da damda. Damların güzel bir şeydi, topraktı bizim damlarımız. Efendim oraya çıkacak adam arkadan görecek nişanlısını. Ya bu hayat mı ya? Bunun dinle filan alakası yok be kızım. Dinle filan alakası yok. Bir daha söyleyelim. Hatırlasın saygıdeğer seyircilerimiz. Geldi adam dedi ki ya Resulallah ben filan kadınla evlenmek istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Gördün mü dedi. Gördün mü kadını? Hayır ya Resulü, görmedim. O kabilenin hanımları umumiyetle şaşı olur, şaşıyım. Buraya bakarken burayı görür. Şaşı olur. Onu git gör dedi peygamberimiz. Peygamber böyle dediği halde biz gerdah gecesi görmüşüz kızım. Anamız babamızı, dedemiz ninemizi gerdah gecesi görmüş be yavrum. Hadi yürü. Hadi yürü. Hocam çok tatlı değil mi? Şimdi bir ekrana getirir miyiz hocamı? Hocam çok tatlısınız. Allah'ım hocama uzun sağlık. Amin hepimize. Şimdi kal. Hüseyin tam hocama tam ekran getir şimdi. Ne oldu? Hayır. Siz bakın, kıymetli eşiniz mesaj atmış şu anda rejideki arkadaşlarımıza. Ne diye? Demiş ki kıymetli eşime söyleyin demiş. Uydurmuyorsun değil mi? Vallahi uydurmuyorum. Yemin etme hocam. Ben sana inanıyorum. Yemin etme Allah Allah. Vallahi uydurmuyorum. Demiş ki sarı kalemi gözüküyor. Onun demiş gerçekten şu andaki kıyafetin yakışıklılığını bozuyor demiş. Kravat mı? Sarı kaleminiz gözüküyor. Tamam. Bunu bana söyledi ya. Dedi ki kalemin bozuyor. Tamam. Yani tamam. Tatlı. Ben bunu unutmuşum ya. Tabii soru sormadılar ya. Ya hocam tabii. Eşiniz sizinle ne kadar ilgileniyor böyle? Niye ilgilenmez? Ben de onunla ilgileniyorum ya Allah ya, Allah. Tatlı. Tabii. Karşılıklı. Allah'ım lütfen Allah bana sana da nasip et ya Rabbim. Sana da nasip etsin. Hocam Cuma duanıza, beni de ekler misiniz bu diye? İnşallah. Evlenmek isteyenler, evlat sahibi olmak isteyenler, amen çocuk sahibi Rabbim olmak isteyenler, güzel yuva kurmak sevgi istiyorum. Sevgi başka bir şey, saygı başka bir şey. Sen seversin, o sayar. Sen sayarsın, o sever. Bu iş böyle yürür kızım, böyle. Bu arada şeyi kaynattınız. Sizin ayrılık meselenizi konuşacağız az sonra. Az ne sonra ayrılık geliyoruz. Yok öyle bir ayrılık. Aşk acısı, ayrılık. Yok canım sen az de. Az önce, az sonra ya, konuştuk. Ya seven. Ruhumuzu hiçe sayıyoruz. Hiç önem vermiyoruz. Ama evet, bilmemizi istiyoruz ki. Bilmenizi varsa istiyorum da ki. Dünya, varsa da ruh yoksa. Ve beden, yani beden ve ruh bir bütün. O yüzden ruhu da beslemek gerekiyor. Şimdi yıllarca biz iki büyük üstadla, hangi kimle? Dün rahmetli Zeki Müren'in 24. ölüm yıldönümüydü hocam. Eylesin. Rahmetle andık. Ölümünün üzerinden tam 24 yıl geçti. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. İlk bestesini 17 yaşında yaptı ve Türk musikisine yüzlerce eser kazandırdı. Çok güzel şarkılar kazandırdı. Yorumuyla, evet, besteciliğiyle ölümünün 24. yıl döneminde rahmetle anıyoruz. Rahmetle anmamız gereken bir isim daha var ki bugün onun ölümünün 8. yıl dönümü. Bozkır'ın tezenesi. O da türküleri okuduğu zaman
adeta yüreklerimize nakşeder onun o güzel ezgileri. Biri klasik Türk musikisinin devi, biri Türk halk müziğinin devi. Kültürümüzün temeli bunlar. Kültürümüzün temel taşları. Tabii, temel ve gerçekten taşları. Çocuklarınıza klasik musikiyi evet. aşılayın. Onlara anlatın, öğretin. Müziğin her nasıl söyleyeyim, her müziği keyifle dinlesinler ama klasik müziği ve Türk halk müziğini mutlaka bilsinler. Şimdi hocam sorulara geçmeden önce sen sizden... sorulara geçmeden önce 2-3 tane güzel söz var. Buyurun. Bunları aktarmak zorundayım. Buyurun kıymetli hocam. Basma abdestsiz ayağın bu mübarek toprağa. Ya veli var ya şehit, bil tüm bu arslanlar bizim. Bir avuç toprağa sıksan kıpkızıl kanlar akar. Bu vatan uğruna dökülen bunca kanlar bizimdir. Efendim, Yunus Emre de diyor ki, her kim ki Kur'an bilmedi, sanki cihana gelmedi. Derdine derman bulmadı, işlerine pişman ola. Tamam mı kızım? Peyami Safa merhum da öyle diyor üstad. Nokta kadar menfaata, virgül kadar bile olsa eğilme diyor. Ya. Ha, nokta kadar menfaata, virgül kadar bile olsa eğilme. Efendim, paraya pula kul olma diyor. Tam bugünler için söylenmiş sözler ama işte, ne diyeceksin hadi. Şimdi güzel haber vereceğim hocam size ve sevgili izleyicilerimize. Hayırdır? Osmanlı'nın başkenti. Heh. Her tarafı tarih kokan Edirne'mizden güzel bir haber var. Edirne'den bizi izleyenlere selam olsun. Görüntülerimiz de gelsin ekrana. Osmanlı'nın başkenti, her tarafı tarih kokan güzel Edirne'mizde Sayın Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle ecdadımızın en önemli tarihi mekanlarından biri olan Osmanlı Darüşşifa Müzesi halkımızın ziyaretine açıldı. Bu vesileyle Sayın Emine Erdoğan Türkiye'nin en çevreci camisinde ziyaret etmiş oldu. Sevgili seyircilerimiz, öyle bir medeniyetimiz var ki şifahaneler kurarak hastalıklara şifa üzerinden yaklaşmış. Ecdadımız ilaçta olduğu kadar şifayı doğada, yeme içmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arayıp sağlıklı bir yaşam biçimi haline dönüştürmüş. Sayın Emine Erdoğan daha sonra bu müzeyi ziyaret ettikten sonra 9 çevrecilik ödülüyle Türkiye'nin en çevreci camisi unvanıyla anılan Sultan II. Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Darül Hadis Camisi'ni ziyaret etti. Darül Hadis Camii bahçe düzenlemesi, temizliği, çevresindeki ve bahçesindeki evcil hayvanlarla fark yaratan bir cami. Eğer gitmediyseniz, görmediyseniz mutlaka bu özel ve güzel camiyi mutlaka gidip görün. Çünkü ibadete gelenlere adeta farklı bir yaşam alanı sunuyor. Muhteşem bir cami, görmenizi istiyorum. Evet, Sayın Emine Erdoğan bu güzel iki tarihi özel mekanı ziyaret ediyor. Müzenin açılışını yapıyor. Müze halka açılıyor. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tarihi mekanlarımız çok önemli. Onların günümüze kazandırılması çok daha önemli bence. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi mekanları günümüze kazandıran kurumları ve emeği geçen herkese, Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten görüntülerde görüyorsunuz, muhteşem bir yer. Zaten Edirne deyince adeta topraklarından tarih fışkırıyor değil mi hocam? Evet. Şimdi orada bir eski cami, yanılmıyorsam, saygıdeğer seyircilerimiz beni düzeltsinler. Hacerül Esved'den bir parça var orada. Padişahlar savaşa giderlerken, özellikle bu tarafa savaşa giderlerken Edirne'ye uğrar. O Hacerül Esved taşının bulunduğu camide dua ederler ve ondan sonra savaşa giderlermiş. Efendim, Selimiye zaten başlı başına bir şey. Şaheser. Tabii şaheser ki ne? 4 tane minare var. Dışarıdan girenler nereden bakarsa 2 görüyor. Nereden bakarsan. Öyle. Ve minare efendim 3 basama şeyli. Basama aklına giriyor. Bir giriyorsun. 3 yol ayrı ayrı basama şeye çıkıyor. Şerefiye çıkıyor. Şerefiye çıkıyor. Yani bir minarenin içinde 3 tane yol var. Evet. 3 tane yol. Bunlar bizim ecdadın eserleri ama
bunlara. Tarihi dokuları ne olur bir de ziyaret bunlara. Edin. Dün de mesela haberlerde vardı. 2000 küsur yıllık bir yazıt. Onu da 20 küsur senedir mahkemeyle uğraşıyormuş devlet. Bizden çalmış götürmüşler. Ama onu gerisin geriye getirdiler. Onu da müzeye koydular. Şu güzel mekanlara bir bakın canım, sevgili seyircilerimiz. Gerçekten. Sen gittin mi değil mi buralı gördün? Gittim gitmez olur muyum? Edirnelileri çok seviyorum. Heh. Edirneliler beni çok sever. Gerçekten buradan sevgilerimi gönderiyorum. Nadi Usta vardır. Nadi Hoca. Edirne Camii'nde. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Evet, emekli oldu ve tabii. Çok sevdiğim, kıymetli bir hocadır kendisi. Sizden iyi olmasın. Sayın Emin Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Tarihi mekanlara gösterdiği bu özen ve emek için. 2 veya 3 sene önceydi galiba. Oraya biz arkadaşımla beraber, Bolu'daki arkadaşımla oraya ziyarete gittik. Peygamberimizin doğum yıl dönümüymüş. Yatsıda bir çift ezan okudular. O ezanı hala hayal ederim böyle. Bir daha okunsa da bir daha dinlesek diye. Bir söz var hocam, siz söylemiştiniz onu. Güzel okunan bir ezan. Yani 10 konferansa bedeldir. 10 konferansa bedeldir. Evet, tabii. Yani güzel okunan bir ezanı dinlediğiniz anda gerçekten sevgili seyircilerimiz, ruhunuz başka bir aleme gidiyor. Süleyman İlhami Özden diye bizim eski Beşiktaş müftümüz bana bir animasyon göndermiş. Her sene Mevlüt Hanlar Cemiyeti bir program düzenler. Efendim Adem Erim Hoca, Allah kanı gene rahmet etsin. Onların başıydı o zaman. İstiklal Marşı'nın 18 kıtasını okuyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli deyince rahmetli İsmail Coşar, Sultanahmet Cani Mümini'nin müezzini, Kadir Konak ve efendim Hardal diye bir delikanlımız var o. 4 kişi de ezan okuyor. Akşam onu dinledim, şöyle oturdum. Dehşet bir ezan. Dehşet. Dehşet. Evet, buyur. Evet. Şimdi sendeyiz. Sevgili hocam, Ahmet Bey yazmış hocam. Evet. Siz hep diyorsunuz ki diyor, karınızı sevin, karınıza sahip çıkın, evinize sahip çıkın. Ben karımı hem çok seviyorum hem ondan çok korkuyorum. Karısından korkanlar sevap kazanıyor mu diyor. O karıdan korkma değil o. Karıdan korkma değil. O sevgiden, saygıdan İncitmek dolayı. İncitmek istemediğinden tabii, dolayı. Tabii tabii. Evet. Sevgiden, saygıdan dolayı onun gönlünü kırmak istemiyorlar. Gönlünü kırmak istemedikleri için de hem kadınlar hem erkekler bu işten sevap kazanırlar. Bak kızım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eşler birbirlerinin ellerini şefkatle, merhametle tutarlar ve birbirlerinin yüzlerine bakarlarsa şefkatle, merhametle elleriyle kazandıkları günahları Allah suyuyla beraber yıkayıp temizlediği gibi onları da o günahlardan temizler buyuruyor sevgili peygamberimiz. Bak, el ele tutacaklar ama bir vay anasını, el ele tutuşmam olur lan, geç onları, geç. Ay hocam, siz de, ben anlamıyorum sizi, kendiniz söylüyorsunuz, kendiniz kızıyorsunuz. Hayır hayır, ben kızmıyorum yani. Canım tutulur muymuş filan derler ya bizim ama desinler ben. Canım, niye kocamın elinden tutmayayım ya. Yani kim ne derse desin, sen doğru bildiğini yap kızım. Evet. Doğru ok yanlış menzil almaz. Tabii, evet. Sen doğrusun, doğru olduğuna inanıyorsan tabii. Aminna ve seddekna. Evet. Neticede bunu siz... karısından korkanlar diye de anlamasın bu saygıdeğer seyircilerimiz. O karşılık korku değildir, o karşılıklı sevgi saygıdır o. İncitmek evet. istemediği için. Peki Sümeyye Hanım yazmış hocam, maske takanla takmayan arasında ahirette bir fark olmayacak mı diye soruyor. Ahirette değil, daha dünyadayken bunu takmayanlar bir kişiye bulaştırırlarsa o kişi de ölürse onun günahından cennet yüzü göremezler, onu bilsinler. Bunu tak diyor devlet, tak diyorsa tak bunu. Bunsuz sokağa çıkma, gezme sokakta bunsuz. Şimdi kollarına takıyorlar. Bunu kollarınıza takın diye vermedi devlet. Bunu ağzınıza takın da hasta olmayın diye verdi. Siz hasta olmayın, başkasını da hasta etmeyin. Bir insanın ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz, bu işlere riayet etmedikleri için bak döndü hastalık, geri geldi. Dün 74 kişi ölmüştü. Bugün kaç kişi ölecek belli değil. Bunların hepsinin vebali şunları takmayanlardadır. Unutmayın bunu. Bunları takmayanlardadır bunun hepsinin vebali. Evet. Evet. Kıymetli hocam, her günün sadakası içinde derler.
Ben her gün sadakamı veriyorum. Ama etrafta çok güvendiğim insanlar olmadığı için karşıma çıkan dilencilere para veriyorum demiş. Yazıyor diyor. Onlar da bana çok dua ediyorlar. Benim işim ama niye rast gitmiyor ben onu anlamıyorum. Ha. Hem sadakamı veriyorum hem işim rast gitmiyor ve paralarım da boşa gidiyor demiş. O dilenciler dediğin ya işte şimdi biraz sonra şeye Fulya Camii'ne gideceğim. Yüzünde Rabbi yesil yok çocukların. Birer tabii, naylon tabii. Torba ailece diziliyorlar. Bizimkiler de alışmışlar artık. Bozuk paraları koymuşlar avuçlarının içerisine. 50 kuruş, 50 kuruş, 100 kuruş, 100 kuruş. Onlar dağıtarak gidiyorlar. Kızım dilenmek en büyük vebaldir. Dilenmek en büyük kusurdur. Eskiler derlerdi ki oğluna kadın aradığın gibi, kızına koca aradığın gibi zekatını verecek, sadakanı verecek insanı da arayacaksın derlerdi. Allah da diyor ki onların simalarından belli olur ihtiyaç sahibi oldukları. Bunlar da kim bilecek? İtteku firasetel mümin fe innehu yanzuru bi nurillah diyor. Müminin bakışından, anlayışından sakının. Çünkü o Allah'ın nuruna bakar diyor. Allah'ın nuruyla baktığın zaman bugünkü dilenenlerin 100 tanesi dileniyorsa 98'inde Allah'ın nuru yok. Ama bak biz Allah rızası için veriyoruz. Ama Allah Allah. Ben Florya'da oturuyorum kızım. Akşam bir de balkonda duruyorum ya. Akşam 4'ten sonra bizim esmer vatandaşlarımız var ya. Bir kadın yanında 3 tane arka ismi vermeyeyim neyse, hocam. Oraya otururlar. Her gün ama böyle. Her gün. Bir Allah'ın kulu zabıta gelip de demez ki ya siz burada ne yapıyorsunuz arkadaş demez ya. Evet. Böyle şey mi olur? Orada güzelim bir park var 5 yolda. Hı. O parkta kafa çekerler adamlar. Bir Allah'ın kulu yok mu bu çekmecenin zabıtası? Nerede bunlar? Ne işe var bunlar? Gelip de siz ne yapıyorsunuz burada? Milletin gelip geçtiği yerde ne bu işlet demiyor brother ya. Böyle duygusuz, böyle saygısız. Büyük çekmece belediyesi. Küçük çekmece ya. Küçük çekmece. Küçük çekmece. Beş yolda. Beş o şeyde hep sabahın köründe otururlar oraya. Sabahın köründe. Tamam buradan söylemiş oldunuz işte hocam. İşte söyledik ama kim dinliyor? Kellim kellim la yenfa. Evet. O ne demek hocam ya? Araplar öyle derler. Kellim kellim la yenfa. Söyle söyle boş. Evet. Evet. Şimdi polisler çevirme yapıyorlar. Hı. Köprünün altında. Orada çevirme yapan polislerimizin görevi değil, görevidir değildir bilmem. Ama öbürler orada kafayı çekerken de o iki tane polisten birisi gidip de ne yapıyorsunuz burada be? Bir daha görürüz ama ayaklarınızı kırarım dese bir daha gelmez kimse. Tövbe tövbe hocam. Tövbe tövbesi var mı be kızım? Oradan aile geçiyor. Çoluk çocuk tamam, geçiyor. Tamam da hani... Bunlar serhoş. Serhoş deliden beterdir kızım. Tabii yani güvenlik açısından tedbirler alınmalı. Tabii canım buna sen katılıyoruz. Hadi. O dilenciye para veriyormuş da duası kabul olmamış. O dilenciye verdiğin para kıyamete sana davacı olacak. Allah Resulü diyor ki yemeğinizi inananlara yedirin. Hocamı yine kızdırdım. Sonra tabii, bana diyorsunuz inananlara ki... yedirin. İnanmayanlara yedirmeyin diyor Allah. Peki hocam. Evet buyurun. Sevgili Nur Hanım hayırlı cumalar. Hocama da hayırlı cumalarımı iletiyorum. Sağ olun. 15 yıllık kocam bana geçenlerde dedi ki İslam dini eşitlik dinidir. Evet. Yıllarca ben çalıştım. Evet. Artık sen çalışacaksın. Ben ev erkeği olacağım. Sen iş kadını olacaksın dedi. Yok canım. Yani evlenirken böyle bir pazarlık yaptık mı? Yapmadık. Ha bu aile düzenini kuran Allah 15 sene kadın çalışacak, 15 sene erkek çalışacak demiş mi? Hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 15 sene kadın çalışacak sonra 15 sene erkek çalışacak demiş mi? Hayır. Evin erkeği evin geçiminden sorumludur. Dinen sorumludur. Örfen sorumludur. Adet ve anane yönüyle de sorumludur. 15 sene ben çalıştım. Şimdi sen çalışacaksın demek büyük bir huysuzluktur. Evet. Peki. Ah nasıl güzel bir soru sormuşsunuz. Evet. Nasıl güzel bir soru sormuşsunuz. Her gün özellikle bu konuda ekmek konusunda yapılan israf bir türlü önüne geçilmiyor. Çöpe atıyormuş hanımefendi ekmekleri. Kocası diyormuş ki bu ekmekleri çöpe atman doğru değil.
Allah rızkını keser bizden. Nur Hanım, sizden rica ediyorum. Biz karı koca izliyoruz programınızı. Allah aşkına benim karım için hocam birkaç çift laf söyler mi? Çöpe ekmek atmak doğru mu? Şimdi nimete kavuşmak önemli kızım. Ama bu nimeti muhafaza etmek çok daha önemli. Ben 2 hafta evvel sabahleyin erken gittim. Efendim fırından ekmek aldım, simit aldım. Eve dönerken baktım şeylere, demirlere, bahçenin demirlerine 2 torba hiç kesilmemiş, hiç dokunulmamış ekmek asmışlar. Ben onların cep telefonumla resmini çektim ki Nur Hanım'a götüreyim diye, ama unuttum. Şimdi bu böyle söyleyince telefon da yanımda yok artık. Onu gösteremem. Niye şu ekmekleriniz değerlendi mi yani? 6 milyon. Bak kızım, 6 milyon ekmek çöpe evet. atılıyor. Müslümanım elhamdülillah diyen bu memleket, bu memlekette. Bir, iki. Bugün cuma günü camide hoca efendi bir ayet okuyor. Hep bunu söylüyoruz ya. 50'ye yakın, yani 45-50 milyon civarında insan cuma kılıyor. Bunların hepsine okunuyor bu ayet. Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder diyor. Kötülüğü men eder diyor. Tutasınız diye size öğüt veriyor diyor Allah Teala. Camiye git. Camiden dön gel. Ekmeği çöpe at. Bu Müslümana yakışan şey değil kızım. Yani yeteri kadar evine ekmek al. Ha, bazen oluyor. Bizde de olmuyor mu? Bende de oluyor. Misafir geliyor, ekmek alıyorum. Yenmiyor, artıyor. Hemen onları rondodan çekiyorum. Ondan sonra onları poşetlerin içerisine koyuyorum. Buzdolabına koyuyorum. İşte köfte yaptığın zaman çıkartıyorsun. Yani bak biz galeta unu şekline getiriyorsun. Tabii, yani o kadar İstanbul, çok kullanılacak İstanbul şey var ki. İstanbul İmam'da okurken öğrencilerden artan ekmekleri aşçılarımız küçük küçük doğrar. Onu yağda kavururlar. Ay çok güzel oluyor. Ertesi günün şeyinde, çorbasında, çorbanın içerisinde onu bize takdim ederlerdi. Aynısını şimdi benim evdeki eşim de yapar. Aynısını. Bir, iki. Kıtır ekmek çorbanıza muhteşem oluyor. Azıcık beyatladığı zaman hemen yumurtayla. Tabii. Önlü arkalı. Hani o biraz kalorili de. Tabii ha. Ya o kalori lazım. İşte arkalı önlü onu kızartırsın be kızım. Hele de tereyağıyla kızarırsa. Of. Öf be. Evet. Efendim, karnınız acıktı sizin. İstemiz karnım bu saatte acıkıyor tabii. Arkalı önlü kızartırsın kızım. Sabah kahvaltında, altı kahvaltısında yumurtalı mis ekmek gibi yersin. O bayat ekmek de yumuşamış olur. Evet. Bunun 40 tane yolu papara derlerdi köylerde. Papara. Evet. Nedir o? Bayatlamış ekmekleri doğrarlar. Üzerine şerbetli veya efendim yağlı su dökerler, onu yerlerdi. Evet. Rahmetli nenem yani öyle. Yani değerlendirilir bir şekilde. Rahmetli nenem öyle derdi. Oğlum evladım, siz at pisliğinin içinden arpayı seçip yemediğiniz için bu ekmeklerin kıymetini bilmezsiniz evet. derdi. Nereden lütfen nereye atmayın, geldik ne olur be kızım? Atmayın ekmeklerinizi. Nerede kayınvalidem? Şimdi Müftü'yle kasabın hikayesini okuyacağım. Bir kelime. Kayınvalidem rahmetli anlatırdı, bir çocuğum ekmek bulamadığımız için açlıktan öldü diye hayıflanırdık rahmetli kayınvalidem. Buyur oku evet, bunu. Şimdi hocamın... Onu güzel oku ama. Efendim? Güzel oku. Orada bir son cümle var, o dehşet bir şey. Kötü mü okuyorum hikayeyi? Hayır kötü okuyorsun, Allah Allah. Ya kötü okuyorsun demedim ki ya. Şimdi elimden geldiği kadar güzel okumaya çalışacağım. Evet. Azıcık da sesin çıksın diyorum ha. Hocam burada size bağırıyorum. Burada bağırırsam seyircileri de bağırıyormuş gibi gidiyor. Ha, sen Yusuf Kalaklı değilsin tabii. Olur mu hocam aşk olsun? Şu bağıran adam değişmişsiniz diyor ya birisi. Müftü ile kasabın hikayesi. Hayatın tam ortasından gerçek bir hikaye. Allah böyle insanların sayısını çoğaltsın. Şunu da göster. Kendinizi bu hikayenin neresinde bulacaksınız bilmiyorum şunu ama. Şunu da bu göster. Bu ne hocam? Bu kitaptan aldık. Ha, bu kitaptan. Behbi Vakkasoğlu'nun bu kitap. Çok güzel hikayeler var bunda. Çok. Vehbi hocam, selamlar gönderiyoruz, sevgiler gönderiyoruz evet. size. Hem alim hem arif bir kişiydi. Kahramanmaraş'ın evet. sadece müftüsü değil, aynı zamanda bir kanaat önderiydi. Tabii herkes gibi esnaf da onu çok sever, çok saygı duyardı. Çarşıya girince herkes onun için ayağa kalkar, olağanüstü bir saygı gösterir. Herkes onu çok severdi. Bu saygı yaptığı, alışveriş yaptığı esnafta da barizleşir. Ve onlar tarafından da fiiliyata dökülürdü. Mesela
kasap Remzi Usta, Müftü Efendi'ye etin en iyi kısmını verirdi. Bir gün Müftü Efendi'nin eşi dedi ki, efendi, Allah razı olsun kasabımızdan. Galiba etin en iyi tarafını bize veriyor dedi. Müftü Efendi bu sözden çok etkilendi. Hemen kasaba geldi. Remzi Usta, sana çok teşekkür ederim dedi. Neden hocam diye sordu. Çünkü bize etin en iyisini veriyorsun. Elbette hocam, vazifemiz ne demek? Size en iyisini vermeyeceğiz de biz kime en iyisini vereceğiz? Siz bizim başımızın tacısınız. Siz bizim biricik hocamızsınız. Hoca başını öne eğer. Sağ ol, var ol. Rabbim hüsnü zanına beni layık kılsın. Ama Remzi Efendi, şimdiden sonra Allah aşkına bunu böyle yapma dedi. Neden ki hocam? Neden? Siz her şeyin en iyisine layık değil misiniz? Bence siz her şeyin en iyisine layıksınız dedi. Müftü, Allah razı olsun evladım. Ama bugünden itibaren beni bu vebalden lütfen kurtar dedi. Kasap Remzi Efendi şaşkın şaşkın müftüye baktı ve şöyle devam etti. Bak evladım, etin kilosu kaç liraysa ben de herkes gibi o bedeli ödüyorum. Fakat senden etin en iyisini alıyorum. Bu bir haksızlık. Bu haksızlık değil mi? Ya sana daha fazla para ödemeliydim ya da herkesin aldığı eti almalıydım. Aksi halde seninle alışverişimizi bitirmeye karar vereceğim dedi. Kasap her ne kadar, ne demek hocam, size razı olsun, ben gönül rızamla veriyorum diye ısrar ettiyse, Müftü Efendi teklifinden vazgeçmedi. Sonunda öyle bir cümle söyledi ki, kasapla birlikte oradaki herkes bu cümle karşısında cevapsız kaldı. Ah evladım ah, ben de herkes gibi paramla et almak istiyorum. Ben ilmimle, dinimle et almak istemiyorum. Paramla et almak istiyorum. Dinimle, ilmimle insan olmak, artı bir değer görmek istemiyorum dedi. Ve bugün bu çok istismar ediliyor işte kızım. Çok, çok hocam. Çok istismar ediliyor. Evet, çok. Cennete girişte herhangi bir soru olacak mı demiş Akif Bey, sevgili hocam. Cennete zaten sorular bittikten sonra cennete girecek. Ama cennete girişte demiş. Hayır ama cennete girmeden önce sualler sorulacak. Suallerin cevabını verirsen cennete gireceksin. Vermezsen girmeyeceksin. Ama cennete kapısında soru yok. Hı. Şimdi buyuruyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi ayağının bir karış ötüye atamayacak. Şu soruların cevabını vermeden. Bir, gençliğini nerede geçirdin? Kazancını nereden elde ettin? Nereye harcadın? Gençliğini nerede harcadın? Tamam mı kızım? Bunların cevabını vermeden bir adım öteye adım atamayacaksın. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ diyor Allah Kur'an'da. Kişi o gün anasından kaçar, babasından kaçar, kadın kocasından kaçar, koca karısından kaçar, amir memurundan kaçar, memur amirinden kaçar. Niye kaçar kızım? Benden hak iddia edecek diye. Hesap günü. Tabii ha. Onun için bu suallerin cevabını verip de cenneti hak etmişse artık cennetin yolu açılmıştır. Evet. Cennetin kapısında ayrıca soruya gerek yok. Hocam nişanlım çok fakir ama ben zenginim. Elhamdülillah durumum çok yerinde. Evlenince ona da bakacağım, ailesine de bakacağım. Sevap kazanacak mıyım diyor. Hem de en büyük sevap bu erkek mi bayan mı? Bilmiyorum hocam. Adını yazmamış. Erkekse ne mutlu ona. Hepsine birden bakacaksa ama bunu başa kakınç vasıtası yapmamalı. Başa kakınç ne? Yani başa kalkmamalı. Hani kakınç. İki kişi yolda gidiyorlarmış. Birinin şemsiyesi var, çift şemsiyeli, öbürsünün yokmuş. Yağmur başlamış. Yağmur başlayınca arkadaşı vermiş hemen şemsiyeyi. Demiş al bunu da sen de ona beraber gidelim. Açmış beraberce yürümüşler.
Efendim yağmur kesildikten sonra adam geri şemsiyeyi arkadaşına vermiş. Biraz yürümüşler. Ya görüyor musun? Eğer benim şemsiye olmasaydı ıslanacaktık. Ha demiş. Şemsiyesi olan. Biraz daha yürümüşler adam bir daha. Ya benim şemsiye olmasaydı ıslanacaktık değil mi? Biraz daha gitmişler. Aynı şeyi tekrar etmiş. Tam bir ırmağın kenarından geçerken adam suyla görünce demiş ki ya benim şemsiye olmasaydı ıslanacaktık değil mi deyince adam dalmış suyun içerisine. Ulan öyle ıslanmaktansa böyle ıslanın demiş. Başa kalkmadan. Ne? Hocam bir soru sorabilir miyim? Bir tane sor. Neden sordunuz kadın mı erkek mi diye bunu soranın? Yani hanımların parası var da eğer kocasına bakacaksa ileride o sıkıntı doğurur onun için sordum. Böyle bakma bana. Nasıl yani eğer bu mesajı gönderen hanımefendi ise çünkü hiçbir şey yazmamış. Tabii hanımefendi ise ikaz ediyorum buradan. Bunu yap büyük sevap kazanırsın ama başa kakınç vasıtası yapma. Sinirlendiğin zaman ana babama ben bakıyorum be deme. Erkeğe de aynısını söylüyorum. Yarın öbür gün hanıma sinirlendiğin zaman ya ne nankör adamlarsınız be. Hem sana bakıyorum, hem anana babana bakıyorum dedin mi onların hepsi hebe mensura olur kızım. Hebe mensura. Hayırlı cumalar. Kocam bulunduğumuz şehirde ünlü bir doktor. Biz küçük bir yerde yaşıyoruz. Ben ilkokul mezunuyum. Kocam doktor ve gerçekten maddi durumumuz çok iyi demiş. Kocamın sayesinde. Allah ondan razı olsun. Ahirette de aynı mesleği sürdürür mü? Ahirette doktora ihtiyaç yok ki. Allah Allah. Ha. Şimdi onun sevabı her ikisine gelir. Hem doktora gelir hem hanıma gelir. Hanım doktora efendim hizmet ettiği için o sevaptan istifade eder. Hani Ramazan şey Kurban Bayramı geldiği zaman bizim bir kısım sofu efendim beyefendiler bu sene kurbanı bana keselim bir dahaki sene hanıma keselim. Veya bu sene hanıma keselim de bir dahaki sene bana keseriz filan diye kurban keserler. Kurban kime vacipse o keser. Hanımın kendine ait parası yoksa bey hanımı adına kurban kesiyorsa kurban borcundan kurtulamaz. Ha hanım o kurbandan istifade etmez mi? O kurbanı kim parçalıyor? Kim bölüyor? Kim dağıtıyor komşulara? Hep hanım yapıyor değil mi? Evet. Öyleyse hanım da ondan istifade eder. Buyurun. Hocam şimdi siz bu toplumun önde gelen birisi olarak ve yaşınıza da hürmeten şu anda bulunduğunuz makamda, şu anda bulunduğunuz yerde gerçekten bizi izleyenlere iki çift söz söyleme hakkına sahipsiniz. Neden? Hem yaptığınız işten dolayı hem tecrübenizden dolayı sağlık çalışanlarına. Şimdi doktor dedi ya birden aklıma geldi bak. Geçtiğimiz anladım. Günlerde Keçiören'de çok sinirlendim. Doktorlara ve sağlık çalışanlarına yapılan çok sinirlendim. O haksız davranışları buradan şiddetle kınıyoruz. Nefretle. Arkadaşlar görüntü varsa elimizde. İşte. Ya reji harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Nefretle kınıyorum. Bakın burası Keçiören. Silahlı çatışma sonrasında hastaneye kaldırılıyor ve yakınları vefat ediyor. Bunlar ellerinden geleni gösteriyorlar. Buna rağmen adam vefat ediyor. Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın şu haline bakar mısınız? Yani bunları hak ediyorlar mı? Ya kızım bu ceza. Bunlar ebediyen hastanelerde bakımdan mahrum bırakılmaz. Yani zaten şu yani o kadar tabii zor bir dönemden geçiyoruz ki kendi onlar kendi canı pahasına. Çoluğunu Allah. Çocuğunu görmüyor sağlık çalışanları, tabii. Hekimler. Yani onlar canıyla mücadele ederken bir de siz onların işini daha çok zorlaştırıyorsunuz. Hele de orada bir hanım var. Kendini yerden yere atan bir hanım. En çok da ona kızdım ben. Ya şu görüntüleri izlerken, şu görüntüleri izlerken ya sen, kendimden utandım biliyor utandım musunuz? Ben de. İnsanlığımdan vallahi kendimden utandım. İnsanlığımdan utandım. Ya sen sizinle aynı toprakları paylaşıyor olmaktan utandım. Of of. Şimdi bak şu kızcağızın korkusuna. Bunun korkusuna bakar mısın sen? Sen geceni gündüzüne kat. Ondan sonra gelsin. Ne o yaralanmış. Allah o kadar ömür verdi. Ömür orada bitti. Bitti kızım. Ötesi yok bunun. Ha, inanılır gibi değil hocam ya, yani. Yok canım sen. Yani bunu program başından beri buna çare, gösterecektim. Buna çare bulmalılar. Gerçekten buna
Yetkililere seslenelim. Burada ağır cezalar olmalı. Yani inanamıyorum şu insanların, şu sağlık çalışanlarının, hekimlerin şu haline bakar mısınız? Kızım. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Böyle hastanelere gidip böyle gereksiz yere çıngar çıkaranlar var ya ortalıkta. Başkasının hakkına giriyorsun orada. Tabii. Senle orada mücadele ederlerken orada insanlar sağlık mücadelesi veriyor. Doktorun ona bakmasını bekliyor. Sen onun da hakkına giriyorsun. Şimdi saygıdeğer seyircilerimizin bu yaptıkları en büyük edepsizlik ama ben Sayın Sağlık Bakanımızdan özellikle istirham ediyorum. İçişleri Bakanımızdan özellikle istirham ediyorum. Sivil polis, sivil polis, sivil polis. Hemen yakalayacak ensesinden. Gel bakayım buraya. Yok böyle bir şey ya. Benim sağlığımla uğraşacak. Ondan sonra da ben ona bağıracağım. Canım cehenneme ya. Canım Yani cehenneme her ya. tarafta doktor da hastaya saygılı olacak, hasta da doktora saygılı olacak. Yani bu artık gerçekten bu görüntüleri izlerken sizinle aynı Yazık ya. topraklarda yaşıyor olmaktan utanç Yazık, duydum. yazık, Yani bunu yazık, yazık, söyleyebilirim. yazık. Evet, yani Yazıklar olsun. şeyi çok iyi anlayabiliyorum. En yakınını kaybetmiş biri olarak ve ben babamı hastanede kaybettim. Acınızı anlayabiliyorum. Ama sizin bu acınızın sorumlusu oradaki sağlık Hayır çalışanları değil ki. efendim, hayır. Adamlar ellerinden gelenlere, kadınlar ellerinden Evet. geleni yaptılar Şimdi telefon alalım ama arkadaşlar. olmadı. Alalım mı Evet, hocam? tamam. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Sizlerin çok seviyorum. Buraya bağlanmak için çok uğraştım. Ah canımsınız. Şükür kavuşturana. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim sevgili hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyur. Ben 10 yıldır evliyim. 10 yıldır evliyim. Benim iki kaynım yanımda, çok heyecanlı, kusura bakmayın. İki kaynım yanında kalıyor. Tamam. Ve biz evlendiğimizden beri iki kaynım yanında kalıyor. Ay çok heyecanlıyım. Tamam. Anlatabilirim. İki kaynını sizle birlikte kalıyor. Onlara bakıyor. Siz bakıyorsunuz. Evet. Benimle beraber kalıyorlar. Sadece maddi olarak eşim çalışıyor. Eşim eve bakıyor. Dört tane de çocuğum var. Tamam. Onlar hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Ama parasal olarak beraberiz. Kayınbabam parasal olarak aynen şey kaynağın kazançlarına kazandıkları gibi kayınbabama gönderiyor. Ama benim yanımda kalıyorlar ve beraber bir ev aldık. O evin kirasına her ay kayınbabam gele gidiyor. Ve hiçbir şekilde yardım görmüyorum kayınbabam gilden. Ev aldığımız zaman da şey hep beraber bitireceğiz dediler. Ve öyle yapmadılar. Borcu eşime bıraktılar. Sadece eşim borcunu Peki ödüyor. burada sorunuz nedir? Sorunuzu alabilir miyiz? Burada sorum şudur. İki kaynım yanında kalıyor. Parasal olarak beraberiz ama hiçbirinden bir fayda görmüyorum. Hep veren taraf benim ve ben ayrılmak istiyorum. Hani hem kayınlarının buradan gitmesini, çekirdek aile artık olmak istiyorum. Kocanızdan Benim mı de zaten ayrılmak çocuğum. istiyorsunuz? Hayır. Kayınbabam dilden parasal olarak hani herkes hani kendi ailesine baktı. Anladım. Ben hani kayınlarım da hani yetişkinler, büyükler, 20, biri 20 yaşında, biri 25 yaşında. Peki kocanız ne diyor bu duruma? Eşim hep bekle diyor. Biraz daha bekle, biraz daha sabret. Eşimi çok seviyorum. Dört tane çocuğumuz var benim. Onların geleceğini düşünmek zorundayım. Ha ne zaman iki kaynım evlendi baba ailesine bakmak zorunda kaldığım Anladım. zaman ben üstümüze düşen görevleri yaparız. Peki, Babasıdır, annesidir. sorunuzu aldık. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Zor bir durum hocam. Yani zor tabii. Şimdi ben çocuklarına bakıyorum ama kayınpeder bana yardım etmiyor. Yani Yardım paraları etmediği gibi paraları alıyormuş tabii elinden. paraları alıyor ama yardım etmiyor. Ya bunlar Türkiye'de olan şeyler ve Türkiye'deki yürek yaralarından biri de budur zaten. Paraları o alacak ama yardımı başkası yapacak. Efendim söküğünü dikiğini başkası dikecek filan gelin yapacak. Geline de zırnık koklatmayacaksın. Bu insanlık değil ya. İnsanlık değil. Ne söyleyeceksin ki bunu? Ne söyledi ki buna? Of of Ha, hocam. ne Yani söyledi ki ama buna? şunu söylemek gerekir ki tabii ki anne baba ne atılır ne satılır. Anne babaya özen Amenna, bir göstermek şey lazım. demiyorum. Annemize babamıza Anne bakacağız. Bakmakla babamız mükellefiz. evet çok Ama önemli. annemiz babamız da azıcık bize anlayış göstermeli.
azıcık anlayış göstermeli kızım. Şöyle yapalım mı hocam? Evet. Kim ne zorluk çekiyor bilmiyorum şu anda bizi ekran başında izleyenler arasında. Derdiniz kayınvalideniz olabilir, derdiniz sağlık olabilir, derdiniz çocuk olabilir, derdiniz ev almak olabilir. Amen. Derdiniz çocuklarınızın evliliği olabilir. Bilmiyorum ki. Tek bildiğim bir şey var. Bugün günlerden cuma. Günlerin en hayırlısı, gönülleri duada birleştiriyoruz. Ve duanın her zorluğun anahtarı olduğunu biliyoruz. Hazır mısınız? Evet, söz verdiğimiz gibi hemen geldik ve gönülleri duada birleştirmek üzere sözü Yusuf Kavaklı hocama bırakacağız. Herkes birbirine haber verdiyse cuma duasında hepimiz birbirimiz için Yusuf Kavaklı hocam eşliğinde dua edelim. Hadi buyurun hocam. Akşamdan şu saate kadar bana mesaj yazıp da hocam bizi de duaya dahil et diyen herkes için amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegablinna inneke ente semiul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim ve ehdini ve vefikna ilel hakkı ve ila tarikin müstakim vavfanna ya kerim vavfanna ya rahim vavfanna vavfirlana verhamna enten Mevlana فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا إله العالمين el açtık kapına geldik merhametine sığındık affına sığındık adaletine sığınıyoruz ya Rabbi biz kuluz sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi gideceğimiz başka kapımız yok ya Rabbi günahlarımızı affeyle ya Rabbi seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Yavrularımızın rızıklarına bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ömürlerini uzun, amellerini sahile eyle ya Rabbi. Amin. Aile saadetlerini daim eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hocam bizim için de dua edeyen televizyonlar başlarında el açıp amin diyen dostlarımızın da dileklerine nail eyle ya Rabbi. Ev isteyen, evlenmek isteyen, efendim ev sahibi olmak isteyen, çocuk sahibi olmak isteyen binlerce insanımız var. Ya Rabbi sen her şeyin en iyisini bilensin. Bu kardeşlerimizin isteklerine nail eyle ya Rabbi. Amin. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. Kul senin, kusur bizim. Günahkar ellerimizi sana açtık. Günahkar dillerimizle senden yardım talep ediyoruz. Ya Rabbi ellerimizi boş çevirme. Huzuruna gelirken imanla, Kur'an'la gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafı dost gözüküp düşmanla çevrili bir mübarek vatan coğrafyasında yaşıyoruz. Okunan ezanımızla, dinlenen Kur'an'ımızla, dalgalanan bayrakla, sancağımızla kıyamet kopuncaya kadar hür ve bağımsız olarak yaşama zevkinden bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in dertli kullarına deva, boşlu kullarına eda, hasta kullarına şifa ihsan eyle ya Rabbi. Namurat olanları bermurat, nasad olanları gariben, şadanu handan eyle ya Rabbi. Kapından boş çevirme ya Rabbi. Kul senin ama kusur bizim ya Rabbi. Biz kusurlarımızı biliyoruz. Sen bizden daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ömürlerimiz uzun, amellerimiz salih eyle ya Rabbi. Bizi akıl nimetinden mahrum etme ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Ahir ömrümüzde akıl nimetini elimizden alma ya Rabbi. Alzheimer'den hastalıktan bizleri ve neslimizi uzakta tut ya Rabbi. Devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza, dinimize, imanımıza, bayrağımıza, sancağımıza zeval verme ya Rabbi. Mehmetçik dağda düşman kovalıyor. Devlet içinde düşman kovalıyor. Mehmetçiğe yardım eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Onların geride kalanlarına sabır ihsan eyle ya Rabbi. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı bize çok görüyorlar. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde
yaşama zevkinden bizleri ve neslimizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e dert verip dermanı aratma ya Rabbi. Dava verip mahkeme salonlarında süründürme ya Rabbi. Ekran başında amin diyen dostlarımızın da dileklerine nail eyle ya Rabbi. Dualarımızı Ulu Kabe'de kabul olunan, Ravza-i Mutahhara'da kabul olunan, Kudüs'te kabul olunan, Mescid-i Aksa'da kabul olunan dualara ilahak eyleyip bizleri boş çevirme, ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Amin. Lillahi Teala el-Fatiha. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. El açıp gönlünüzden ve aklınızdan ne getirdiyseniz, geçirdiyseniz ve duamıza katılıp bize eşlik ettiyseniz, gönlünüzden geçen her şey bir bir gerçek olsun inşallah. Kıymetli hocam, hayırlı cumalarımız Amin, olsun. Allah çok razı teşekkür olsun, ediyorum. Sağ ol.